Yağın kullanım amacı biraz daha fazla. Tabii toz ve çörek otunun kendisini kullanmanın dışında. Hı hı. Saç bakım yağı olarak kullanılabilir. Eklem ağrılarına kullanılabilir. Mide rahatsızlıklarına ve sindirim için kullanılabilir. Boğaz ağrısı, ses kısıklığı için kullanılabilir. Gribal enfeksiyon tabii ki önemli olan kısım. Çörek otunun en çok bilinen özelliği. Evet. Yemeklere, salatalara karıştırılabilir. Tamamen damak tadına hitap eden bir tat ve kullanmayı da bilmek önemli. Hangi amaç için kullanacağını da tam belirlemek gerekiyor. Saç bakımı için de kullanabilir, cilt bakımı için nemlendirici özelliği de var. Sivilceler için de kullanılabilir. Her de deva bir ürün.